ve tuqimus salate, namazını kılmaklığın buyurdular. Namazını kılmaklığın. Otuz daireli bir ev bazen büyük şehirlerde muhterem Müslümanlar. Büyük şehirlerde 30 daireli bir ev sabah namazında lamba yanmıyor pencerelerden. 30 daireli bir ev. Karşıda mescit var. O muhitin mahallenin aşağı yukarı, hani bizim şimdiki Cumhuriyet Mahallesi Konya nüfusuna yakın nüfusu var diyor ya arkadaşımızın biri. O mahalle sadece yüksek apartmanlar diyarı olduğu için 100 bin, 300 bin insanı bağrında barındırıyor. Mahalle imamı 3 kişiyle namaz kılıyor sabah namazında. Çok garip değil mi muhterem Müslümanlar? Çok garip değil mi? Ve ben öyleyse şöyle diyorum. Ya Rabbi, bu memleket evladını gaflet uykusundan uyandır Allah'ım. Ya istediğimiz bu. Hep saadet diliyoruz. Hep saadet diliyoruz, hep saadet diliyoruz. Evet, Müslüman namaz kılar. Çünkü İslam'ın şartıdır, farzdır. Namaz bahsi ayrıca konuşulacak. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Es-salatu imadüddin. Femen eqame's-salate fekat eqame'd-din ve men terake's-salate fekat hedeme'd-din. Namaz dinin direğidir diyor Fahri Kainat. Müslümanlar, siz askerlik yaptınız değil mi? Askerlikte bu mahruti çadırlar var. Mahruti çadırlar var. Onun ortasında bir direği var. O çadırın çadır olması için ortasındaki direk lazım. Direği çektiğiniz zaman geriye yayışır. O kadar. Bir ferde dahi çadır olması mümkün değil. İstifade edilmez. La teşbih. İslam dininin orta direği namazdır. Namazdır, namazdır. Gençler, memleketin delikanlı evlatları, gelen bütün üniversite çocuklarına, hangi teşkilata mensup olurlarsa olsunlar, kendilerine göre teşkilatları var tabi, soruyorum, çocuklar namaz kılıyor musunuz? Evvelki gün kapıma bir delikanlı geldi, ailevi bir meselesi var, soruyor, ikinci defa evlenmek istiyor, nasibin tıkanık, nasibin kapalı demişler, yavrucağız boynu bükük tabi. Kendisine sordum, evladım namazını kılıyor musun? Kılmıyorum hocam. Yavrucağızım, namazı kılmayan kişinin nasibi tıkanık olur, yolu kapalı olur, köprüsü yıkık olur, vicdanı simsiyah olur, beyin perdeleri küf tutar, ruhu ölür, Allah'la rabıtaları kopar, Peygamber Efendimiz'den de uzaklaşır, benlik ve insanlığından da çok şey zarar eder ve kaybeder. Evvela namazına başlayacaksın, şakır şakır abdestini alacaksın, sonra seherlerde kalkıp ellerini arşın sahibine böyle, Resulullah bazı mühim zamanlarda mesabi hadisi, koltuk altları görünecek kadar kaldırırlardı diyor, elini kolunu kaldıracaksın, ya Rabbi benim nasibimi aç Allah'ım, bana lütfet, zorumu kolaylaştır diyeceksin. Cenab-ı Hakk'ın imdadı göz açıp yumuncaya kadar yetişecek inşallah. Muhterem Müslümanlar, onun için yavrularınıza Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, muru evladekum ve hum ebna'u seb'a sinin vadribuhum aleyha ve hum ebna'u aşra sinin ve ferriku beynehum fil mazaci. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, 7 yaşında yavrularınıza namazı emretmeye başlayın buyuruyorlar. Konyalılar. Duyuyor musunuz? Yani ilk okula giderken yavrucağız namaz kılmaya alışacak. Babasıyla beraber erkek evlat camiye gidecek. Kız evlat başını örtecek, uzun eteklik giyecek, ayağına çorap giyecek. Ondan sonra böyle mis gibi başörtüsüyle annesinin yanında yatıp kalkacak. Evvela böyle. Fatiha'yı öğreteceksin. İhlas, inna atayna'yı öğreteceksin. Namazı kılmanın usulünü öğreteceksin. Öyle yatıp kalkacak. Sonra bir sene sonra, 6 ay sonra güzel güzel kendisi kılmaya başlayacak. Artık vakitlerin rekatlarını kendisi öğrenmiş olacak. Hadi oğlum namazını kıl, hadi kızım namazını kıl dedin mi ertesi sene hemen gidiyorum kılıyorum diyecek. Adresini kendi alıp öğle namazını gayet güzel kendisi rahatlıkla kılacak. 10 yaşına girdi mi ezanımız okundu.
10 yaşına girdi mi, Peygamber Efendimiz buyuruyor, namazlarını kılmazlarsa kulaklarını çekiniz, boyun köklerine de şöyle biraz dokununuz buyuruyorlar Allah'ın Resulü. Ya Haydar da öyle. Kılmazsa tokat var. Evet, muhterem müminler, evet, 10 yaşına vardı mı, kızlar 12 yaşında, kızlar 12 yaşında, erkek çocukları 15 yaşında bali ve baliga olacakları için farz olma günü geliyor. Peygamber Efendimiz, boyunlarına dokunun, kulaklarını çekin, namazlarını kıldırın ve kızla erkeğin artık yataklarını, odalarını ayırın. Neye mi? Yavaş yavaş fitne kalplerine girmeye başlayabilir. Yaş ilerliyor çünkü. Ve ferriku beynehum fil mevlaci. Ya yataklarını ayrı ayrı yerlere serin, fitne, Allah korusun, kötülük eve sokulabilir diyor. Şimdi evet, ezanımız okunduğu için fazla uzatmayayım. Cemaatimi fazla geciktirmeye de hakkım yok, öyle biliyorum. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz'i mübarek mihrabında, dizi üzerinde, önünde Cibril'le beraber bu derste bırakıyorum. Gelecek cuma işe yine Cenab-ı Cebrail'le İslam peygamberinden başlayacağız inşallahü teala. Muhterem müminler, memleketin aziz evlatları, demek ki kelime-i şehadet okuyan her Müslüman ve mümin için namaz farzdır. Farzdan evvel farzdır, farzdan sonra farzdır, farzın içerisinde yine farzdır, dinin direğidir. Kim namazını ikame ederse dinini dikmiş olur, mamur etmiş olur. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَتْ دِينَ Kim namazını terk ederse dinini yıkmış olur diyor Resul-i Zişan Efendimiz. Cenab-ı Hak neslimizden namaz kılanlar getirsin diye duacıyız.